Herkese günaydın, merhaba. Bugün erken başlıyoruz çünkü önceki gün Sayın Başkan Ahmet Havalı'yla bir röportaj gerçekleştirdim ve bu röportajda sizin de çok merak ettiğiniz konularla alakalı birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Onu özetleyeceğiz ama transfer planlaması başladı. O konularda isim de vererek bazı konulara değineceğiz. Hemen vakit geçirmeden başlayalım çünkü röportaj serimiz de devam edecek. Yarın başka güzel bir röportaj, ondan sonra nasip olursa yine başka bir röportajla bu seriyi devam ettireceğiz. Ama önce Başkan Ahmet Havalı ile yaptığımız röportajla ilgili bazı satır başlığı verelim. Çok detaylar var tabii bunların içerisinde ama sabır istedik taraftarlardan diyor. Onlara ne yapmak istediğimizi anlattık ve onlar da ne yapmak istediğimizi çok iyi anladığı için Trabzonspor tarihinde bir yönetime gösterilen en fazla sabrı bize gösterdiler. Biz de onların karşılığında şampiyonluğa ulaştık diyor. Hayal satmadık hiçbir zaman diyor Başkan Ahmetoğlu. Hep yapabileceklerimizi söyledik. Yapabileceklerimizi anlatmaya çalıştık. Geldiğimizde 3-4 yıla ihtiyacımız var demiştik ve bu 3-4 yılında da sonunda da hedefimize ulaştık diyor. Ama bir şeyi asla unutmuyor. 2019-20 sezonunda lig hemen bittikten sonra UEFA Avrupa Kupalarından men cezası açıklamıştı hatırlarsanız. O men cezasıyla aldıkları darbeyi asla unutmadıklarını, burada çok ciddi bir maddi zarara uğramanın yanı sıra ciddi bir türbülansa girdiklerini ama bir yıl içerisinde toparlanarak yine de sonuç olarak başarıya ulaştıklarını vurguluyor. Orada ama ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gerçekten üstüne basa basa anlatıyor. Biz hani sürekli bir cümle kullanıyoruz ya, Abdullah Avcı'nın istediği her transfer yapıldı diye. Başkan Ahmetoğlu olayı şöyle anlatıyor. Evet, biz Abdullah Avcı'nın istediği her transferi yaptık ama Abdullah Avcı da bizim yapamayacağımız hiçbir transferi istemedi diyor. Sadece bir parantez açtı burada. Bir transfer için gerçekten çok uğraştık diyor. Ciddi emek sarf ettik. En sonunda As Başkan Ertuğrul Doğan ve hocamızın olduğu bir toplantıda şartları buraya kadar getirdik. Bunun üstüne çıkabilir miyiz? Çıkarız ama bu çok zorlar bizi. Hocam ne diyorsun dedik. O da bize bu şartlarda bu transferin gerçekleşmesinin doğru olmayacağını, kulübün şartları içerisinde artık geri çekilmemizin gerektiğini söyledi. Ve bu transferden vazgeçtik diyor. Sadece bir transferde böyle olduğunu söylüyor ve muhtemelen bu transfer devre arasında gerçekten şartları çok zorlanan Kaan Ayhan transferi. Gerçekten kulüp orada şartları tüm anlamıyla çok zorladık. Elinden gelenden fazlasını teklif etti ama Sassuolo bir türlü geri adım atmadığı için orada transfer gerçekleşmemişti. O transferin Kaan Ayhan olduğunu size söyleyebilirim. En azından kendi tahminim olarak onu söyleyebilirim. Ayrıca hani hepimiz konuşuyorduk ya, şampiyonluğu şurada hissettim, burada hissettim diye. Başkan Ahmetoğlu da Şubat ayında şampiyon olacaklarına kesin olarak inandığını artık ve 19-20 Nisan tarihleri gibi şampiyonluğunu ilan edebileceklerini düşündüğünü ama bunun bir hafta gecikmeli olduğunu, bunun da beklentilerin çok artmasından kaynaklı oluşan bir stres nedeniyle olduğunu söylüyor. Yani genel olarak bir stresten kaynaklandığını söylüyor. Son haftalarda psikolojik bir dalgalanma yaşadık diyor Başkan Ahmet Ağoğlu. Ben ona özellikle hani bu son düdük çaldıktan sonra herkes hani merak ediyor ya. Ben de Sayın Başkan'a bunu sordum. Yani ne hissettiniz o an diye. Gerçekten bunu samimi bir şekilde söyledi bu arada. Sahaya baktım, hani insanların mutluluğunu gördüm. Ama ben 2 dakika sonra verilecek olan şampiyonluk primini ve yapılması gereken transferleri düşünüyordum dedi. Yani başkanı az çok tanıyan biri olarak bu gerçekten çok doğru bir cevap. Çünkü prim konusu bu arada hala netliğe kavuşmadı. Çünkü bir şampiyonluk primi verilecek oyunculara ve bu ciddi bir maliyet. Orayla ilgili de hala görüşmeler devam ediyor. Yani kaynak görüşmeleri, teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konuda karar vermesi istendi yönetim kurulu tarafından. Onun kararı bekleniyor, onu söyleyeyim. Hemen devam edelim. Az sonra gireceğiz esas konulara. Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle olmamız gerekiyor diye ama beklentiyi de çok da yüksek tutmamaya çalışıyor. Orada vurguladığı esas nokta şu. Eğer Şampiyonlar Ligi'nde diyor yer alırsak diyor katılım bedeli olarak alacağımız para sadece bizim bir yıllık
maliyetimiz diyor. Yani bir yıllık Trabzonspor'un bütçesini diyor sadece katılım bedeli olarak almamız mümkün. O yüzden kesinlikle gruplara kalmamız gerekiyor diyor. Ve ayrıca ekliyor, Şampiyonlar Ligi'nde alınacak bir galibiyet primi Süper Lig'deki 10 galibiyet primine eşdeğer diyor. Yani olaya yine maddi açıdan bakıyor ve gerçekten bu boyutta çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca ben ona şunu söyledim, hani siz tasarrufa önem veren biri olarak dışarıda tanınıyorsunuz diyor. Dedi ki hani sen o cümleyi kullanmadın ama evet biliyorum diyor. Dışarıda cimri olarak tanınıyorum ama olmayan paranın nesini harcayayım? Ben bunun tutarlılığını yapmaya çalıştım ifadelerinde kullandı. Ayrıca başka şurası da gerçekten çok dikkat çekici ve bence burada kesinlikle haklı. Diyor ki hiçbir başkan kulübünden alkışlanarak gönderilmez. Şampiyon olan başkanlar da dahil diğer başkanlar da. Ben bunun bilincindeyim. Alkışlanmayı değil ama en azından görevimi en iyi şekilde yapıp en az hasarla belki buradan ayrılmak nasip olur. Bunu istiyorum diyor ve bunun da bilincindeyim diyor. Yani alkışlanarak ayrılmayacağımızı da biliyoruz diyor. Uğurcan Çakır, yani yavaş yavaş esas konulara girmeye başladık. Uğurcan Çakır'ın yaptığı benle yaptığı röportajdaki açıklamasındaki cümleyi sordum ona. Ayrılmak istiyorum, mantıklı makul teklif olursa ayrılmak istiyorum diye. Buna bakış açınız ne dedim. O da şu ifadeyi kullandı. Zaten röportajın tamamını okursunuz ama ben yine satır başlarına girip sonlara doğru toparlayacağım konuyu. Dedi ki Uğurcan Çakır bir kaptana yakışır ifadeler kullandı. Şu an için çok aceleci bir şeyler kullanmak istemiyorum ama hem onun hem de kulüp için hayırlısı olur dedi. Yani Uğurcan Çakır'a biraz burada gidişine sıcak bakıyor gibi Başkan Ahmet. Gidişini istemiyor, yanlış anlamayın, ama önüne engel de çekmek istemiyor. Yani bunu söyleyebilirim. Edgar konusu tabii diğer. Bu arada Serkan Hasan'la ilgili olarak da yaklaşık 3-4 ay süreyle maalesef yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacağını ifade etti. Edgar konusunda ise hocanın talebi doğrultusunda değerlendireceğiz ama Edgar bizim planlamamızda yer alan bir oyuncu. Buraya da geldi, bizim için çok değerli bir isim dedi. Burada şimdi hocanın raporunu bekliyor Trabzonspor Kulübü bir temasın ardından. Hoca tamam istiyorum, kabul ediyorum artık derse o planlama da var zaten transfer planlaması içerisinde. Hemen görüşme yapılacak. Gel gelelim Vakeme konusuna. Vakeme soruyu şu şekilde yönettim. Sayın Başkan zaten soracağımı tahmin ediyorsunuzdur Vakeme konusunu ve Anthony Vakeme ile transfer görüşmeleriniz şu anda ne aşamada? Aynen şu ifadeyi kullandım. Hem UEFA finansal fair play kriterleri hem kulübün içinde bulunduğu konumun yanı sıra yeni yürürlüğe çıkan spor yasası birçok yönetimi ciddi anlamda zorluyor dedi. O nedenle dedi, biz Anthony Vakeme'ye kulübümüzün verebileceği en yüksek teklifi yaptık. Yani verebileceğimiz en yüksek rakamı verdik ve kendisinden cevap bekliyoruz dedi. Burada ifade çok net. Şu anki teklifin üzerine biz asla çıkmayacağız diyor Trabzonspor. Nedir o teklif? 1,5 milyon avro maaş, 500 bin avro imza parası, 500 bin avro bonus. Toplamda 2,5 milyon avro. Bu rakamın üzerine Trabzonspor çıkmayacak. Ama daha önce aslında devre arasına yakın süreçte Trabzonspor Vakeme'ye yaklaşık 3 milyona yakın bir teklif yapmıştı. Ondan sonra dolar euro kurunda artış oldu, spor yasası devreye girdi. O zaman da Vakeme kabul etmemişti maalesef. Şu anda da yapabileceğimiz en yüksek teklifi yaptık diyor ve bunun üzerine çıkmayacaklarını çok net bir şekilde ifade ediyor. Gel gelelim esas merak edilen konulardan bir tanesine, transfer konusuna. Şu ifadeyi kullandım kendisine. O da gayet samimi bir şekilde cevap verdi. Sayın Başkan, geçtiğimiz sezon bu aylarda transferlerin %60-70'ini tamamlamıştınız. Şu an hangi aşamadasınız dedim. O da şunu çok net bir şekilde söyledi. Şu an Mayıs ayı içerisindeyiz. Bu sezon %60-70'ini tamamlayamadık ama %30-40'ını tamamladık transferlerin ve son noktaya geldik bu transferlerde dedi. Biz biraz geç kaldık. Şimdi öz eleştiri vakti. Biz hani şampiyonluk yarışı devam ediyor, transfere eğilmezler, bu konuda çok şey etmezler diye biraz arkada durduk ama belli ki yönetim arka planda çalışmalarını sürdürdü. Şimdi bundan sonrası bize düşüyor. Biz buradan sonra daha hareketli bir şekilde transfer çalışmalarını, transfer bilgilerini size aktarmak mecburiyetindeyiz. Ama orada bu ifadeyi kullanırken söylediği bir cümle var. Burası da çok önemli.
Ayrılmak isteyenler de olacaktır. O isteyenlerin yerine de isimler belirledik. Ama onlarla görüşme yapmadık. Bu uç bir nokta diyor. Kimin gideceğini kestirmek biraz zor şu an itibariyle diyor. O yüzden ayrılma talepleri geldiğinde onun üzerinden giderek belki o bölgelere de transfer yapma ihtiyacımız ortaya çıkacaktır diyor. Şimdi başlayalım. Trabzonspor, Uğurcan Çakır gidecekse ki gitme ihtimali yüksek gözüküyor şu an itibariyle, bir kaleci transferi yapacak. Sağ bekte Bruno Perez'in sakatlığı var. Üstüne Serkan Hasan sakatlandı, bir sağ bek transferi yapılacak. Bir sağ stoper transferi Trabzonspor için kaçınılmaz. Bir sol bek transferi yapacak Trabzonspor ki sol bekte zaten çok ciddi bir istikrar sorunu mevcut Trabzonspor'da. Orada bir türlü istikrar sağlanamadı. Bir sol bek transferi. Bir defansif orta saha transferi düşünüyor Trabzonspor. Oyunu iki yönlü oynayabilen, top kullanma becerisinin yanı sıra top çalma becerisi de yüksek olan bir defansif orta saha transferi. Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın ayrılma durumuna bağlı olarak 8 ila 10 arasında oynayabilecek bir oyuncu. Ama orada tekrar belirtiyorum, ayrılma durumlarına bağlı olarak. Sağda Edin Visca ile rekabet edebilecek, onunla yarışabilecek bir isim. Solda Vakeme'nin durumuna bağlı olarak belki direkt oynayabilecek. Vakeme imzalarsa eğer rekabet artıracak bir oyuncu ve bir forvet transferi. Yani toplamda 7 transfer gözüküyor şu an için Trabzonspor'un önünde. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz, ciddi bir değişimden bahsediyoruz. Ama bunların tamamı, bu 7 transfer belki daha da artabilir, tamamı gidecek oyuncuların sayısına da bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yani gidecek oyuncu sayısı artarsa transfer artar, gidecek oyuncu sayısı azalırsa transfer sayısı da azalabilir. Onu belirtelim. Bir diğer konulardan bir tanesi de özellikle üstüne vurguladı. Biz bugüne kadar çok acı çektik dedi. Hala da acı çektirilmeye devam ediyoruz dedi. Ama bu acıları çekerken dedi, taraftarlarımızın gönlüne bir nebze su serpebildiysek ne mutlu bize dedi. İşte bunu kime gönderdiğini zaten siz hepiniz biliyorsunuz. Şimdi gelelim transfer konusuna. Transferle ilgili olarak Konan sol bek konusunda şöyle söyleyeyim. Oyuncunun menajeriyle görüşme şansımız oldu. Bir ilgi olduğunu söylüyor ama Trabzonspor cephesi şu an için bunu doğrulamıyor. Bunu söyleyeyim. Konan'la ilgili olarak bunu söylüyorum. Oyuncu tarafı söylüyor ama Trabzonspor böyle bir ilginin olmadığını belirtiyor Konan transferiyle ilgili olarak. Kaleci transferiyle ilgili olarak henüz bir isim öğrenebilmiş değiliz. Çünkü orası daha yeni, sıcak bir gündem. Sağ stoper konusunda eskiden de ismi gündemde olan ama transferi gerçekleşmeyen oyuncular zaten belli. Ki az önce birinin ismini söyledim. Kaan Ayhan için kesinlikle bir nabız yoklayacaktır Trabzonspor. Diğer isimler çok fazla, hani bunların sürekli ismini telaffuz edip sayıyı burada artırmayacağım. Defansif orta saha transfer gündemi yeni. Oraya araştırmaya başlayacağız. Sağ kanat için ve orayı yedekleyecek belki rekabet için Halil Akpınar ismi üzerine yoğunlaşacağız. Oradan önümüzdeki günlerde belki haberler yaparız. Sol kanatta Vakeme'nin durumuna da bağlı olarak yine belki Christian Teo'ya odaklanabiliriz. Belki Masoras yeniden gündeme gelebilir. Bunları şu an yorum olarak söylüyorum bu arada. Bilgi dahilinde değil. Forvet konusunda da zaten isimleri aşağı yukarı biliyorsunuz. O yüzden bugünden tezi yok. Artık çalışma vakti. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Görüşlerinizi de aktarırsınız. Kendinize iyi bakın. Yarından sonra yeni röportajların değerlendirmesi ve inşallah güzel transfer haberleriyle karşınızda olacağız. Çünkü birinci ağız söyledi. Transferlerin %30-40'ını imza aşamasına getirdik dedi. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.